Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, Enerji Verimliliği Derneği'ni yürekten kutluyorum. Bu ortak çalışmaya verdikleri güçlü destek için AK Parti İl Kadın Kollarımıza da teşekkür ediyorum. Sanayideki ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, hiç kuşku yok ki hayatımızı geçmişle kıyas edilemeyecek kadar değiştirdi ve kolaylaştırdı. Enerji hava kadar, toprak kadar, su kadar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Enerjinin özellikle de elektriğin olmadığı bir dünyayı, böyle bir hayatı artık tahayyül dahi edemiyoruz. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki enerji kaynaklarının da bir sınırı vardır. Her gün daha çok enerji sarf ederken aslında her gün enerji kaynaklarının sonuna daha hızlı şekilde yaklaşmaktayız. İnsanoğlu sonsuzmuş gibi sınırsızca enerji tüketirken aslında bir yandan da kendi geleceğini, gelecek nesillerden emanet aldığı çevreyi, atmosferi, suları, ormanları tüketmekte. Değerli dostlar, kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada sınırsızca tüketmek, bencillik ve hırs ile dünyayı adeta talan etmek, kişinin kendisine olduğu kadar geleceğe de ihanetidir. Bizim medeniyetimiz sınırsızca kazanmayı, sınırsızca harcamayı, sınırsızca tüketmeyi hor görmüş, tasarrufu, özellikle de kanaati övmüş, tavsiye etmiş bir medeniyettir. Eğer bizden öncekiler binlerce yıl boyunca sınırsız bir şekilde tüketselerdi, belki de bugün yaşayacak bir dünyamız, soluyacak bir havamız, içecek suyumuz olmayacaktı. Çevreye zarar vermeden, tabiatı kirletmeden, gelecek nesillerin haklarını tüketmeden yaşamak elbette mümkündür. Bizden önceki nesiller bunu başardılar. Öyleyse pekala biz de başarabilir. Bugün ecdadımıza nasıl hayır dualar ediyorsak, gelecek nesillerin hayır dualarını da alabiliriz. Tabiatın, çevrenin bize bir emanet olarak verildiği şuuruyla hareket ettiğimiz sürece bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Dünyada sahip olduğumuz zenginlikleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hiç kuşkusuz alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçmektedir. Elektrik düğmesine her uzandığımızda, bir cihazın açma kapama düğmesine her bastığımızda bunun elektrik faturası dışında da bir bedeli olduğunu mutlaka hatırımızda tutmamız gerekiyor. Kısacası ev halimizi değiştirmeliyiz. Şunu bilmenizi isterim ki söz konusu olan soluk aldığımız hava, aziz bildiğimiz su, öpüp başımıza koyduğumuz ekmektir. Söz konusu olan üzerine titrediğimiz çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıdır. Söz konusu olan hiç kuşkusuz geleceğimizdir. İşte Enerji Hanım projesi bizlere enerjiyi verimli kullanarak aile bütçesine, ülke ekonomisine, çevrenin korunmasına yapabileceğimiz katkıları gösteriyor. En önemlisi de bu anlamlı proje gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu bize hatırlatıyor. Ocak ayından bu yana proje kapsamında 18 ilimizde eğitim çalışmalarına binlerce hanım kardeşlerimiz katıldı. Ben inanıyorum ki
bu kampanyada yer alan, bu çalışmalara katılan hanım kardeşlerimiz, küçük görünen adımların aslında ne büyük sonuçlar doğurduğuna tanıklık ettiler. Bugün de projenin 19. ili olan İstanbul'da hanım kardeşlerimize verilecek eğitimlerle hem karanlığa hem de geleceğimize bir mum daha yakmış olacağız inşallah. Bu tecrübenin tüketim alışkanlıklarımızı iyi yönde değiştireceğine, binlerce küçük adımın bereketli ve verimli sonuçlar doğuracağına, çevreye ilişkin yeni bir bakış açısı kazandıracağına hiç kuşkum yok. Değerli kardeşlerim, Enerji Hanım projesi aşırı tüketimin ve israfın yıkıcı, yok edici etkileri üzerine düşünmemize önemli bir kapı aralıyor. Enerjimizi verimli kullanmanın yollarını göstermesinin yanı sıra insan olarak üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha hatırlamamıza vesile oluyor. Hepimiz payımıza düşen sorumluluğu yerine getirirsek, aşırı tüketimin ve israfın yol açtığı kaynak sorunlarından hem ailemizi, hem ülkemizi, hem de dünyayı korumuş olacağız. Az enerji kullanarak aynı miktardaki işi yapabiliriz. Azı verimli kılarak çoğaltabiliriz. Küçük görünen adımlar atarak büyük sonuçlara ulaşabiliriz. İnanıyorum ki kadınların liderliğinde her geçen gün etkisi ve yaygınlığı artarak ilerleyen bu güzel proje ülkemiz için, geleceğimiz için hayırlı ve güzel sonuçlar doğuracaktır. Binlerce hanım kardeşimin bu husustaki enerjisi aileyi de toplumu da dönüştürecek, değiştirecektir. Bu duygularla projenin hazırlanmasında ve yürütülme aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü büyük bir hassasiyet ve sorumluluk göstererek bu eğitim toplantılarına katılan hanım kardeşlerimiz hak ediyor. Çünkü sizlerin çabası olmazsa hiçbir şey değişmez. Kadınlar değişirse toplum değişir. Kadınlar değişirse dünya değişir, gelecek değişir. Alacağınız eğitimlerle ülkemizi, dünyamızı ve geleceğimizi değiştireceğinize, farklı bir dünyayı mümkün hale getireceğinize yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle tüm katılımcılara başarılar diliyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Saygıdeğer Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye ufuk açıcı konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim sizi hediyelerini takdim etmek üzere Avukat Özlem Zengin Topal, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanımız ve Dernek Başkanımız İbrahim...